şekilde siz de desen numarasını açabilirsiniz. Ben yine ekrana ekleyeceğim. Buradan renklerini böyle de seçebilirsiniz. Ben konsept olarak biraz daha böyle koyu kullanmak istiyorum. Ok işaretleri 6. sıraya kadar dümdüz gidiyor. Şöyle bu bir sıra. Yanında yazıyor zaten şöyle 1, 2, 3, 4, 5. 5'e kadar hepsi düz, 5 de dahil. Sonra 6'da soldan sağa 1, sağdan sola 2. Bu öyle demek. Bu da soldan sağa 1, sağdan sola 2 demek. Bu mesela tek üçgen, soldan sağa 1, soldan sağa 2. Bu mesela sağdan sola 1, sağdan sola 2. Her seferinde 2 düğüm. Şimdi desenimizi karşımıza aldık. Renklerimizi istediğimiz gibi sıraladık ve örmeye başlıyoruz. Soldan sağa 1, soldan sağa 2. Bu ipimizle işimiz bitti. Şimdi ikincideyiz. Siyahı green'in üzerinden soldan sağa, şöyle üzerinden al, altından geçir, sık. Şimdi devam ediyoruz. Kremi açık green'imizin üzerinden soldan sağa 1, soldan sağa 2. Yine krem soldan sağa 1, soldan sağa 2. Ve kahverengi soldan sağa 1, soldan sağa 2. Şimdi ikinci sıradayız. İkinci sıraya geldiğimizde şu baştaki şu hareket var ya, o ipleri dışarıda bırak demek ikincide. Zaten ikinin katlarında da hep dışarı bırakacağız. Şimdi onu nasıl yapıyoruz? Baştakini ve sondakini devreye sokmuyoruz. Ve siyahı green'in üzerinden soldan sağa 1, soldan sağa 2. Soldan sağa 1, soldan sağa 2. Soldan sağa 1, soldan sağa 2. Kremi kahverenginin üzerinden soldan sağa 1, soldan sağa 2. Şimdi 3. sıradayız. Bak 3. sırada başta bir dönmeli işaretimiz varmış. Soldan sağa 1, sağdan sola 2 demek bu. 3'teyiz. Bunu hemen yapalım. Soldan sağa 1, şimdi sağdan sola aynı iple 2. Şimdi diğerlerini dümdüz yürüteceğiz. Siyahı açık green'in üzerinden soldan sağa 1, soldan sağa 2, soldan sağa 1, soldan sağa 2, soldan sağa 1, soldan sağa 2. Üzerinden al, altından geçir ve sık. 4. sırada baştaki ve sondaki ipimiz devre dışı. Şimdi devam. Soldan sağa yürütüyoruz. Ok işaretlerine göre tamamen örüyorum. Ben de şu an bunu kafamdan örmüyorum. Bakarak soldan sağa 1, soldan sağa 2. Şimdi 5. sıramızdayız. Dümdüz soldan sağa 1, soldan sağa 2. Bu iki ipimizi bırakıyoruz, devam ediyoruz. Bu aynı zamanda da aslında kalıp okuma, desen okuma, ok işaretlerini takip ederek örmek. Soldan sağa 1, soldan sağa 2. Soldan sağa 1, 2. Şimdi kremlerdeyiz. Soldan sağa 1 ve 2. Şimdi artık 6. sıradayız. 6. sırada ne yapıyorduk? Hepsini soldan sağa 1, sağdan sola 2 şeklinde dönüşlerimizi yapıyoruz. Zigzag bir model olduğu için. Soldan sağa 1, sağdan sola 2. Aynı iple. Şimdi mesela griyi kahverenginin üzerinden soldan sağa 1, aynı griyi bu sefer sağdan sola 2. Her seferinde 2 düğüm. Önce soldan sağa, sonra sağdan sola. Önce soldan sağa, sonra sağdan sola. Şimdi 6. sırayı bitirdik ve 7. sıradayız. 7. sırayı dümdüz sağdan sola yürüteceğiz. Yani ne demek o?
Yine hepsi böyle ikişer ikişer olacak. Baştaki gibi, yani bu şu ana kadar ördüğümüz gibi. Şu ikinci koyu griyi alıyoruz ve açık griyinin üzerinden sağdan sola üzerinden al, altından geçir. Tekrar sağdan sola. Sağdan sola 1, sağdan sola 2. Sağdan sola 1, sağdan sola 2. Siyahı kahverenginin üzerinden sağdan sola üzerinden al, altından geçir ve sık. Tekrar. Sağdan sola 1, sağdan sola 2. 8. sıradayız. Yine bu baştaki ipimizi ve sondaki ipimizi dışarı çıkartıyoruz ve iç kısımlarını örüyoruz. Şimdi koyu griyi açık griyinin üzerinden sağdan sola 1, soldan sağ 2 döndürdük tekrar. Sağdan sola 1, soldan sağ 2. Sağdan sola 1, soldan sağ 2. Sağdan sola 1, soldan sağ 2. Ve 9. sıradayız. Ben ilk başlarda bileklik örmeye başladığımda bunları aklımda tutamazken yazardım. 9'dayım, 10'dayım. Çünkü örgümü öreceğim, sırayı mı şaşıracağım, böyle hepsini aklımda tutamıyordum. Öyle yazarak gidiyordum. Belki sizin için de kolaylık olabilir. Şimdi 9. sıradayız. Soldan sağa 1, soldan sağa 2. Soldan sağa 1, soldan sağa 2. Soldan sağa 1, soldan sağa 2. Soldan sağa 1, 2. Soldan sağa 1 ve 2. Şimdi 10. sıradayız. Yine baştaki sondaki ipimizi dışarıda bırakıyoruz ve sadece soldan sağa sonuna kadar iplerimizi yürüteceğiz. Soldan sağa 1 ve 2. Soldan sağa 1 ve 2. Yani burada desen okumamız bu bileklik için şart. Şimdi 11. sıradayız. 11. sıramızda bak hemen ben de buradan bakıyorum. 11'deyim. Ne yapmış? Sonuna kadar düz 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 soldan sağa yürütmüş. Tamam diyorum. Hemen soldan sağa yürüteceğim. Aklımda tutamam çünkü hani bu örgüleri. Bakarak yapılabilir belki ileri seviyelerde. Şimdi 12'deyiz. 12'de başı ve sonu ayırıyoruz. Dümdüz soldan sağa yürüt diyor. Soldan sağa 1, soldan sağa 2. Eğer desen okumayı bilmiyorsanız olarak bahsettiğim gibi. Hani bununla daha kolay küçük bileklikler yapılabilir öncesinde. Belki örnek veriyorum hani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Belki hani böyle onlu değil de hani dörtlü bileklik yapılabilir. Bunu anlayabilmek için. Ama şu an ben aslında sadece desenden sonuna kadar gideceğim. Bunun hepsini yaparsam videomuz tabii ki saatler sürebilir. O yüzden ben şimdi hızlanacağım. Ya mesela bu ne demek? Sağdan sola 1, soldan sağa 2. Çünkü ok sağdan geliyor. Bak mesela bu sağdan sola 1, sağdan sola 2. Bu yine sağdan sola 1, soldan sağa 2. Ok nereden geliyorsa buradan da ok mesela soldan geliyor. Soldan sağa 1, sağdan sola 2 şeklinde. Şimdi desenime bakarak ben örmeye devam edeceğim. Yine dediğim gibi desen okumayı kavradığınızda bu bilekliği yapabileceksiniz. Sonuna kadar örmüyorum. Desenden yapacağım. Videomuz çok fazla uzun olmaması için. Şimdi biraz daha hızlandırıyorum.
Şimdi sonuna geldiğimiz zaman burada saç örgüsü yapacağız. İsterseniz şöyle burayı kitleyebiliriz. Buradaki delikten alacağız. Şöyle, hani düğüm atmaktansa düğüm de atılabilir. Bir de tam tersini sağdan sola yapacağız. Böyle minik bir kilit sistemi. Şöyle 4-4 iki şeklinde saç örgüsü yapacağım. Siyahları üzerinden, kahverengiler, griler, siyah. Kahverengi, gri, siyah.